Arkadaşlar hepinize selamlar. Bir önceki videoda paylaştığımız bir dakika Fransızca etkinliğini çok beğendiğiniz için bu hafta da sizinle bir dakikada Fransızca etkinliğimizin ikinci versiyonunu paylaşmak istiyorum. Bu versiyonda birinci videoda olmayan sorulara cevap veriyorum. Ayrıca bir önceki videoda da söylediğim gibi henüz Instagram sayfamızı takip etmiyorsanız hemen Şimdi takibe başlamalısınız. Çünkü Instagram sayfamızda her gün storylerimizde Fransızca ile ilgili bilgiler ayrıca paylaşımlarımızda da her gün 3 tane yeni Fransızca kelime paylaşarak sizlere Fransızcayı öğretiyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi bakalım sorulara geçelim. Eğer ki Fransızca ile eğitimlerimiz hakkında Instagram sayfamız hakkında sorularınız olursa lütfen bunu yorumlarda bana bildirin. Görüşmek üzere. Eski aslında Fransızca'da soru sormak için öğrenilmesi ve anlaşılması gereken en önemli konudur arkadaşlar. Şimdi size bunu anlatacağım. Eski tek başına kullanılabileceği gibi diğer soru kiplerine yardımcı olarak da kullanılabilir. O yüzden Fransızcanın en önemli e, soru sormak için anlaşılması gereken konusudur ki biz bu konuyu eğitimde soru sorma, soru sorma bölümüne geçmeden önce hemen sizlere anlatıyoruz. Eskiyi tek başına kullandığımız zaman bu cevabı evet veya hayır olan soruları sormak içindir arkadaşlar. Eğer ki eskiden önce başka bir soru kipi varsa mesela como nasıl anlamına gelmektedir. Bir soru soralım. Nasıl Fransızca öğreniyorsun? Comment tu apprends le français? Diyebiliriz veya Comment est-ce que tu apprends le français? Diyebiliriz. Peki est-ce tek başına kullanırsak est-ce que tu apprends le français? Fransızca öğreniyor musun? Anlamına gelmektedir. Tabii ki de anlatırım. Être ve avoir fiilini bilmeden zaten Fransızcayı öğrenmeniz İmkansız. Hani öyle bir ihtimal bile yok. Anlatıyorum. Fransızcanın iki tane en önemli fiili. Être ve avoir fiili. Peki bu fiiller öncelikle neden önemliler ona bir bakalım. Hem şimdiki zamandaki cümleleri kurmak için hem geçmiş zamandaki hem de gelecek zamandaki cümleleri kurmak için bu iki tane fiilden yararlanıyoruz. Ayrıca her ikisinin şimdi anlamına bakacak olursak être fiili kendimizi bir şeyleri ondan sonra insanları tanıtırken fiziki veya duygusal taraflarını tanıtırken etkı fiilinden yararlanıyoruz. Ben uzunum, ben güçlüyüm, sen akıllısın gibi. Avuah fiili ise sahiplik bildirmek için kullanılır. Senin bir araban var, senin üç tane çocuğun var veya yaş bildirmek için kullanılır. Ben 27 yaşındayım. Sen 30 yaşındasın. O 40 yaşındadır. Bu da avvah fiilinin anlamıdır. Çok güzel bir soru. Çünkü bu sorunun bende tam olarak formülü var böyle. Bildiğiniz formül yazdım. Nasıl? Doğru konuşulur. Şimdi size bu formülü açıklıyorum. Peki Ulağan Hocam nedir bu sihirli formül? Hemen anlatıyorum. Fransızca konuşabilmeniz için öncelikle Fransızca yazmasını öğrenmeniz lazım. Bir, yazmasını öğrenmezseniz konuşamazsınız. İki, gördüğünüzü, okuduğunuzu anlamanız lazım. Üç, duyduğunuzu anlamanız lazım. Dört, duyduğunuzu yazıya geçirmeniz lazım. Ve beş, arkadaşlar konuşma var ya bunları yaptıktan sonra kendi kendine gelecek. Siz konuşma için bir şey yapmanıza gerek bile kalmayacak. Bu beşinci safhaya geldiğiniz zaman kendiliğinden sözcükler ağzınızdan çıkmaya başlayacak. Ondan sonra biraz telaffuz üzerinde gidersiniz. Yani e, bunu tam tersine yapmayın. Tam tersini yaparsanız hiçbir şekilde Fransızcayı doğru öğrenemezsiniz arkadaşlar. Ezber yaparsınız. Ezberle kimse öğrenemez. Tam olarak kendinize neden Fransızca öğrenmeliyim sorusunu sorarak başlamalısınız. İşte başlangıç noktası budur. Bu sorunun cevabı ne kadar güçlüyse o kadar doğru şekilde öğrenirsiniz. Fransızca cümle nasıl kurulur? Bu soruyu bana çok sordunuz, birçok kişi sordu bugünkü sorularda. Bunun cevabını YouTube'da vermiştim, eğitimimizde zaten var. E şimdi bir daha vereceğim arkadaşlar. Dinleyin ve öğrenin. Gerek Fransızca gerek başka bir dilde. Cümlenin cümle olabilmesi için bir fiile ihtiyaç vardır. Bir eyleme ihtiyaç vardır. Cümlede eylemi buldunuz. Eylemini biliyorsunuz. Özne. Yani bu eylemi kim yapıyor? Bunu bulacaksınız tamam mı? Daha sonra cümleye ne eklenecekse. Mesela arkadaşlar bir cümle kuralım birlikte. Ben okula gidiyorum. Gidiyorum cümlesindeki fiil gitmektir. Buradaki özne ben, okula ise komplemandır. Tamam mı? Özne, yüklem, kompleman. Fransızca'da cümle kurarken şu şekilde kurulur. İlk başta özne, sonra yüklem, daha sonra kompleman kurulur. Yani je ve à l'école. Ben okula gidiyorum. Ben gidiyorum okula şeklinde Fransızca cümleyi B1 ve B2 seviye bir soru geldi. Bu sorunun cevabını da şimdi sizlere vermek istiyorum. Ee, hemen sonraki story'e geçebilirsiniz cevap için. Subjonktif ve kondisyonel zamanının Türkçemizdeki anlamı karşılığı nedir? Öncelikle şunu bilmelisiniz arkadaşlar. Subjonktif zamanının Türkçemizde bir karşılığı yok. Biz bu zamanı Fransızcadaki belirli kalıpları cümlelerde kullanırken kullanıyoruz. Her zaman kullanılmaz. Mesela farlı vakfiyeliğini, ilfo fiilini kullandığımız zaman cümlenin geri kalanını sübjonk çift zamanında kullanmamız lazım. Veya puhkü kalıbını kullandığımız zaman sübjonk çift kalıbını kullanmamız lazım. Kondisyonel ise çok farklı bir şeydir. Kondisyonel demek böyleyse böyle olur. Dün okula gitseydim bugün dersimin ne olduğunu bilirdim. Veya bugün hasta olmasaydım yarın okula gidecektim gibi cümleleri kullanırken arkadaşlar kondisyonel yani koşul cümleleri demek. Kondisyonel bir kondisyon veriyorsunuz bir koşul veriyorsunuz demektir. Fransızca geçmiş zaman ve gelecek zamanları karıştırmanız çok normal arkadaşlar. Gerçekten çok normal çünkü bunlar için sırf ayrı ayrı çalışmanız gerekiyor. Bunların dersleri ayrı işlenir. Şimdi size neden olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar sizlere sayfamızın kurulduğundan beri işte YouTube videolarımız paylaşıldığından beri daha ilk baştan beri etre ve avoir fiillerinin öneminden bahsediyorum. Öyle değil mi? Peki hep diyorum size bunlar geçmiş zaman ve gelecek zaman her zaman kullanılırlar. Buraya kadar her şey yolunda. Öyle değil mi? Şimdi geçmiş zaman ve gelecek zamanı karıştırıyorsunuz. Bu çok normal. Niye çok normal? Çünkü neredeyse zamanları yaklaşık yüzde yetmiş yüzde sekseninde yine et ve avuak fiillerini kullanarak o zamanlarda çekinme yapıyorsunuz. Aslında zamanlarda bir eşitlik yok. Biz değişikliği sadece et ve avuak fiilinin zamanlarında yapıyoruz. O yüzden sizlere biraz zor geliyor bunları öğrenmek. Zaten hani bunlar için mesela biz eğitimimizde her zaman için ayrı ayrı dersler yaptık ki öğren. Kel konusu tabii ki arkadaşlar bunu size anlatayım. Bunu biz eğitimimizde A1 seviyesinin sonlarında görüyoruz. Özellikleri soru sorma bölümünde kel e, konusunu en son işliyoruz. Bu çünkü biraz zor. Dinleyin bakalım. Kel soru kipinin iki tane anlamı vardır. Birinci anlamı hangisidir? İkinci anlamı ise nedir? Bu ikisinin farkını anlamanız lazım arkadaşlar. Eğer ki kel soru kipinden sonra bir bir etre fiili geliyorsa bu nedir anlamı katar. Mesela kele votre âge. Sizin yaşınız nedir? Veya quelle votre couleur préféré? Sizin beğendiğiniz renk nedir anlamı katar. Hangisi de diyecekse kel kelimesinden sonra direkt bir sözcük gelir. Mesela quel chaussure voulez-vous acheter? Hangi ayakkabıları satın almak istersiniz. Hangi anlamı gelir? Eğer ki sözcük gelirse. Bu arada kel kelimesi de kendi içerisinde dörde ayrılır. Maskülansa başka, feminansa başka, çoğulsa başka. Onu da şu anda yazdım size zaten. Türkçemizde olmayan e Türkçemizde olmadığı için öğrenmesi de, öğretmesi de bir, bir o kadar zor olan pronominal fiillerden şimdi bahsedeceğim sizlere. Aslında çok zor değil ve pronominaler bunun e, mantığını anlamak gerekiyor. Aslında ve pronominal girdiği zaman bir tane cüm e, fiilin önüne bu fiili kendi anlamını kadar. Mesela regarde fiili bakmak demektir. Je regarde le miroir dersek ben aynaya bakıyorum deriz. Öyle değil mi? Hiçbir farkı yok. Ama je me regarde down Le miroir dersek kendime aynada bakıyorum anlamı gelir. Burada me regard dediğimiz için bu ve pronominal oldu arkadaşlar. Yani fiillerin başına sö geldiği zaman bu bir ve pronominal olur. Mesela yazdırmak demektir. Bir yeri yazdırmak. Ama s'inscrire dersek kendini yazdırmak demektir. Mesela je aslında kafa karıştıracak bir şey yok. Çok kolay bu. Şimdi anlatacağım size. Anlaşılması da çok kolay olacak. Çünkü Türkçe'de bunun tam olarak bir karşılığı var. Être en train de demek arkadaşlar. Türkçemizdeki tam olarak karşılığı şu anda yapmak demektir. Şu anda ne yapıyorsanız. Mesela şu anda kamera çekiyorum. Je suis en train de me filmer. Şu anda kendimi kameraya çekiyorum. Je suis en 32, parler. şu anda konuşuyorum. Vous êtes en train de m'écouter şu anda beni dinliyorsunuz. Yani bunun tam olarak Türkçe karşılığı şu anda demektir.